en son ne zaman yarış oyunu oynadı lan? En son Need for Speed Unbound çıktığında oynamıştım. He şu abidik gubidik Valorant. Efektleri vardı ya, Valorant efektleri. Need for Speed Valorant. Yeni bir yarış oyunuyla karşı karşıyayız. Yine EA'in çatısı altında geliştirilen bir oyundan bahsediyoruz burada. Birazcık kanser bir oyun. Neden kanser diyorum, az sonra değineceğiz bunlara ama buradan kime teşekkür ediyoruz? Yine EA'ye. EA'ye sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Şükran, ehlen ve sehlen. Evet, en son UFC incelemesinde kendisini güzel eleştirdiğimiz için dedi, abi siz ne güzel eleştiriyorsunuz öyle dediler. Gel bakayım, gel. Sen ne güzel eleştiriyorsun. Al sana bundan sonra oyun. Tabi öyle demediler. VRC'yi gönderdiler. Biz de oturduk, oynadık ve sizlere deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz şu an. Tabii ki de yine eleştireceğiz. Neden eleştireceğiz? Çünkü EA var işin içerisinde. Nereden başlasam bilmiyorum. İlk önce istersen şeyden bir girizgah yapalım. Bir girizgah ne yapalım. Ne oldu, ne bitti, Codemaster falan filan, onlara bir girelim. Şimdi bu normalde bir Codemaster oyunu. Codemaster'ı biliyorsunuz, hepimizin bildiği 4 Rally 2.0 oyunun geliştiricisi olan firmadan bahsediyoruz. Bu firma normal şartlarda 2020 yılında Take-Two tarafından satın alacaktı. Hani şu bizim Rockstar'ın bünyesinde olduğu, GTA'ların yapıldığı, Bioshock'ların yapıldığı, Mafya'nın yapıldığı çatının altından çıkacaktı. İki firma da anlaşmıştı aslında. Hem Codemaster hem de Take-Two tarafı anlaşmıştı. 994 milyon dolar mı ne, öyle bir fiyattan anlaşmışlardı. Sonra ne olduysa aralarında bir husumet çıkıyor. Araya EA giriyor. Aga diyor, sen boş ver Take-Two'yu. Remaster mi yapacaksın, tamam mı? Triloji mi yapacaksın? Onların yarış oyunu yok. Benim var yarış oyunum. Gel. Diyerek 1.2 milyar dolara Codemaster'ı satın alıyor. Ve bu satın almanın arkasından hemen sonra da ilk oyunları olan VRC'yi yayınlıyorlar. Aslında bu şöyle. 4-2'nin ruhani devamı diyebiliriz değil mi bunun için? Direkt devamı ya. Direkt. Evet, çünkü neredeyse aynı yani. Ha, oyun içerisinde de bunu zaten bariz bir şekilde gösteriyorsan yani. Şu araç diyor 4 Rally 2.0'dan gelme diye bayağı bir şekilde gösteriyor sana bunu. Eski oyunumuz yani 4-2-0 Rally. Ego isimli bir motor tarafından geliştirildi ama Unreal Engine'e 4'üne geçmişler VRC'de. Burada da bize ne farklılıklar gösterdiler? Grafik olarak çamur. Yani gidiyorsun abi, yolda gidiyorsun. Yağmur yağıyor, o oluyor, bu oluyor. Hiçbir şekilde zevk alamadım ben ya. Simülasyon oyunlarında gerçekçilik ön planda olması lazım, değil mi? Yani olması gereken, beklenen odur en azından. Ben burada hiçbir gerçekçilik yaşayamadım abi. Çamur gibi bir grafik, kötü bir oynanış. Ben hiç zevk alamadım. 3-4 yarış yaptım. Üst üste farklı parkurlarda, farklı pistlerde hiçbirinden zevk alamadım. Oynanışa geçmeden önce bir atmosfere değinelim işte. Senin dediğin olay atmosfere çok fazla giriyor. Atmosferi hiçbir şekilde yaşayamıyorsun abi. Grafiksel olarak seni tatmin etmiyor. Bir önceki oyunlara baktığımız zaman yani çok daha iyi, çok daha keyif veren bir atmosfer varken Unreal 4'e geçmiş olmana rağmen bize bunu yaşatamıyorsun. Boş ver hani atmosfer kalitesini, grafik kalitesini. Gece yarışlarını hatırlarsın abi. Yolda karıncalar böyle şey cirit atıyordu. Lan yolun ya şu görüntüye bir bakın. Yakınlaştırıyorum biraz daha. Tamam mı? Şu normal mi sizce gerçekten? Hani ben üstün bir grafik beklemiyorum da gerçekçi bir grafik beklemiyorum. Ama bir oyunu belli bir grafik kalitesinde yapıyorsan onun hakkında da vermen lazım. Şu görüntü, şu sahne gerçekten hoş mu? Ya benim çok inanılmaz irite eden konulardan bir tanesi buydu. Herkese yine araçların efektleri çok inanılmaz sığdı. Ya arkadan bir toz duman çıkıyor. Aga yani kalıp gibi duruyor yani. Küt duruyor çok fazla. Hazır sanki asetler kullanılarak yapılmış bir oyun gibi geldi bana ya. Seyirciler desen çok kötü. Görünmez duvar var her yerde. Ya bir yarış oyununda biraz serbestlik lazım. Tamam hani belli bir yere kadar gidebilirsin, ondan sonra kesilebilir ama burada hemen en kenardaki böyle pistten ufak bir çık hemen görünmez bir duvara çarpıyor. Seyirciler maket gibi. PES 2013'teki hani seyirciler vardı ya böyle stadyumda şey yapardı. Şey canlı aynı değil, o ya. Şey canlı. Aynı öyleydi ya. Gerçekten hani ben hiç beğenemedim yani. Grafik olarak beklediğimiz gibi değildi açıkçası. Toparlayacak ise hani grafik olmamış. Oynanışa geçelim o zaman hocam. Yani bana bakma, oynanıştan biraz bahsedelim. Neyine geçeyim? Neyine geçeyim abi? Oynanış dediğin şundan ibaret. Farklı farklı yollar var. Farklı farklı atmosferler var. Ama hepsi aynı. Nasıl aynı? Bir karda gittiğin zamanki aldığın haz aynı. Toprakta gittiğin haz aynı. Diğer bütün asfalt pistler aynı. Hiçbir değişiklik yok. Hiçbiri için özel bir şey yapmamışlar. Hani karda gidersin ya araba biraz kayar böyle bir şey olur. Yok abi. Toprakta gidersen aynı hissiyatı veriyor. Kardakinde de aynı hissiyatı veriyor. Ve inanılmaz zor bir kullanış mekaniği vardı. Gerçekten ben birçok oyunda göt attırmayı çok severim arabayı. Yani virajlara girerken el freni çekip arabanın sonradan gaz kesip gazı verdiğin zamanki o toplama halini çok severim. Ama bunu defalarca denedim. Hiçbir şekilde yapamam. Hani eğer bu simülasyon oyunuysa hani gerçekçilik olması gerekiyorsa hani gerçekte bu yapılıyor. Hani yapıyoruz. Yani arada bir gençliğimizde yaptığımız durumlardan bir tanesiydi bu. Hani el freni çekersin, viraja girersin, ondan sonra gaza
basarsın, araba götünü toparlar, ilerlersin. Ama burada viraja girerken çektiğin el freni, tamam viraja giriyorsun ama toparlama noktasında hani ya biz beceremedik, tamam eyvallah, ya biz beceremedik ya da oyunun kendi içerisinde bir sıkıntısı var abi. Yok, ben bunu farklı farklı denedim. Frenle denedim, el freniyle denedim. Arabaya direkt hızlı giderken, örnek veriyorum, hızlı dediğim de 60-70 ile giderken ufak bir el freni veya fren vurduğun zaman virajda yani. Viraj. Virajda değil, virajda. Direkt araba spin atıyor abi. Dönüyor, ters dönüyor. Ya şeyden kaynaklı mı acaba diye düşünüyorum. Mevcut kullandıkları oyun motorunu değiştirip Unreal'e geçmesinden kaynaklı bir sorun mu var acaba diyorum. Hani grafik olarak tamam, hani Unreal geçişiyle alakalı bir sıkıntı olabilir ama hani oynanış noktasında da böyle bir problem yaşıyor olabilirler. Hani halihazırda oturmuş bir mekaniklere sahip olan oyun motorunu değiştirip Unreal'e geçip Unreal'da bunu yapmak ne kadar doğru bir hamleydi? İşte bu tartışılması gereken konulardan bir tanesi oluyor bizim için. Oyundan biraz bahsedelim. Kariyer modu zaten da oyundan bahsediyoruz. Dayımın oğlu. Birazcık da modlardan bahsedelim. Oyunda kariyer modu da var. Kendi kariyerinizi oluşturun, farklı yarış pistlerini oluşturun, farklı araçlarla yarışabiliyorsun. Modifikasyonlar çok çeşitli. Mesela her tekere ayrı ayar yapabiliyorsunuz. Eğimlerini, bombelerini, süspansiyonunu, her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Keşke birazcık şunlara özen gösterdiğiniz gibi oynanışa ve grafiğe biraz özen gösterseydiniz çok daha güzel oynanabilir bir oyunla karşılaşabilirdik diye düşünüyorum. Yani ben kariyer modundan çok ümitliydim ya. Çok net söylüyorum. Hani oynanış olarak beni tatmin edebilseydi kariyer modunda yürürdüm. Çünkü kariyer modu tam şey modu değil miydi ya? Hani bir FIFA'daki ya da bir menajerlik oyundaki kariyer modu havası vardı oyunda. Kesinlikle. Çok güzeldi. Belli bir takvim var ve o takvim ilerledikçe turnuvalara katılıyorsun. O turnuvalarda puan topluyorsun. Bir sonraki turnuva için aracını modifiye ediyorsun. Çok güzeldi aslında yani. Koç satın alıyorsun. Pitchit satın alıyorsun. Yani teknik eleman da satın alıyorsun. Yani bir ekip oluşturuyorsun aslında. Kendine bir koç seçiyorsun. O koçun yönlendirmeleriyle de ilerliyorsun aslında. Çok güzeldi ama olmamış yani. Tam futbol menajerdeki gibiydi ya. Aynen öyle. Antrenör alır gibi işte yardımcı antrenörler, işte fizyoterapisti, sağlıkçısı, şu bu gibi alıyorsun ve bunlar senin özelliklerini geliştirmende katkı sağlıyordu. Lakin oynanış noktasında bir sorun olunca devam edebilme arzumuzu elimizden alıyor. Ama hepsinden önemlisi, bak hepsinden önemlisi optimizasyon. Aga, bu oyun yarış oyunu. Anlık reaksiyon göstermen gerekir. Anlık tepki göstermesi gerekir. Takılıyor. Aga takılıyor. Çok güzel takılıyor. Ama hem de öyle güzel takılıyor ki böyle tam viraja girmişsin, el frenini çekmesin, tak drop yiyorsun acı. Çok fazla optimizasyon sorunu vardı. Oyun baştan sona droplu gitmiyor ama çok kritik noktalarda drop yiyorsun. Ya bu droplar elle mi oğlum? Çocuğum usludur. Ama çok sağlam drop yediğin için oyun zevkini kırıyor. Akan bir oyun takılıyor. Ya takılınca da keyif alamıyorsun. Ama çok güzel yaptığı bir şey daha vardı. Araç çeşitliliği. Eski araçlardan tutun yeni araçlara kadar çok güzel çeşit çeşit araçlar vardı. Özellikle o Golf GTR'la yarışmasaydım bir yerim şişerdi diyorum ya. Ben Fiat'la yarıştım, o da çok keyifliydi, onu da söyleyeyim. Çok güzeldi ya. Yani araç demişken bu arada, araçlarda standart hasar aldığınız zaman sağ kapı uçuyor, sonra sol kapı uçuyor. Kaput böyle takla atıyor, bir de bagaj açılıp kapanıyor böyle. Ama hasar aldırıyor. Kopmuyor yani, o yani. O çok kötüydü ama. Takla atıyorsun, sadece sağ kapı sol kapı gidiyor yani. Çok güzel. Ya buna mesela bak, mesela süspansiyonu eklemişsin. Sağ tekerin süspansiyonu, sol tekerin süspansiyonu, lastik açısı bilmem ne. Abi hasar mı aldın sağ önden? Oraya bir hasar yap ya. Veya hasar mı aldın sağ ön taraftan? Lastiğe bir hasar ver. Oradaki süspansiyona bir hasar ver. Arabanın gidişini etkilesin. Ne kadar böyle hani kolay şeyler değil mi? Çok basit, tatmin edecek şeyler ama hiçbiri yoktu ya. Bu daha önceki oyunlarda yapılmış ve güzel de olmuş bir özelliklerden bir tanesiydi. Bu oyunda ben bunu bekledim. Ha şey var, temel hasar olayı var. Belli bir oranda eğer hasar alırsan arabanın motor ikaz lambası yanıyor ama aga sadece hani bu belli bir seviyeye geldikten sonra bunu hissediyorsun. Onu taklatman lazım. Yani o seviyeye gelene kadar ki yaşamış olduğun kazaların görünüş ve hissiyat olarak sana bir etkisi yok. O yüzden rahat rahat takılabiliyorsun. Klasik rally oyunlarında belli bir çizgiden çıkarsan işte penaltı yiyorsun, gol oluyor, sürenden düşüyor. Malum başka bir araçla aynı anda yarışmadığın için süreyle yarışıyorsun buna. Bu da beni sıkıyor aslında. Hani rally oyunu tamam güzel, eyvallah, eğlenceli, atmosfer, hadi o da çok iyi olsaydı bile. Bir noktadan sonra ben bu konuda keyif almıyorum çok fazla. Tek başına yarışıyor musun? Yalnızlık hissi beni... Yine keyif verir. Nasıl keyif verir? Ben olamam. Güzel bir oynanış yaparsın, güzel bir grafik yaparsın, keyif verir. Yine ben keyif alırdım. Çünkü orada üstte süreyi görüyorsun. Adamların ne kadar zamanda bitirdiğini görebiliyorsun. O yüzden bu yine keyif verebilirdi ama bunların hepsi alt alta topladığın zaman bir sonuca varamıyorsun. Son olarak da ses ve müzikleri de biraz değinelim. Birazcık sizi tatmin ediyor ama ben böyle ayıldım bayıldım diyemem yani. Güzeldi. Ortalama bir kalitesi vardı diyebilirim. Daha iyi olabilirdi ama biraz kolay.
kolaya kaçılmış. Bizim sıkıntımız ne biliyor musun? Underground. Değil mi? Biz o yüzden hani ses müzik konusunda başka bir şeye giremiyoruz ya. Bunu da iyi yaptı ulan. Hani sen yaptın aga bunu. Daha iyisini yapabilirsin. Yani en azından ses ve tasarım noktasında, müzikler ve efektler noktasında bunu yapabilirdi. Son olarak fiyatlandırmayı da söyleyelim. 50 dolarcık. Yani 1400 lira civarında. Bu oyuna bu para verilir mi verilmez mi onun tartışmasını yapmayın. EA Play'i alın abi. EA Play'de bakın. Oynayın. Ondan sonra üyeniz bitince bir daha oynamayın. Öyle bir oyun çünkü bu. Uzun süre oynayabileceğim bir oyun değil. Hani. Yok değil. Şunu söyleyelim bence. Benim direksiyonum var işte oynayacak oyun yok falan filan da bu oyun oynanmaz abi direksiyonla da. Ben DualSense'le oynadım oyunu. Çok bir keyif alamadım. Hani direksiyonda da aynı keyfi vereceğini düşünüyorum ben. Ortalama aynı şey olur yani. Çok daha güzel oyunlar var. Bunun yerine hani direksiyonla oynanabilecek. Evet. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesildir diyelim. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.